istediğini yapar. Şimdi bana karşı yürütülen komploda tabii yani İyi Parti bir rol oynadı ama esas olarak AKP iktidar. Okay, tabii birlikte. Seçim tabii. kampanyasında aynen. Tayyip Erdoğan 3 ya da 4 mitingde benim 18 dakika programımda yaptığım yorum, değerlendirme ve eleştirilerden bazı bölümleri kesip montajlayıp gösterdi. En çok AKP Erdoğan mitinglerinde videosu gösterilen kişi benim. Zannedildiği gibi. Bu iyi mi kötü mü? O yoruma göre, bakışa göre değişir. Zannedildiği gibi Kılıçdaroğlu değil. Kılıçdaroğlu bir kere montaj videoyla montaj gösterildi. Videosu. Ama bana sık sık gönderme yaptı. Onun siyasal sonucu olarak da yani seçimleri kaybetmenin Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa'nın ya da Millet İttifakı'nın ne diyeceksek adına ama genel olarak muhalefetin seçimleri kaybetmesiz ve seçim sonuçlarına itiraz etmemesi ya da en azından seçimlerin ahlaki ve siyasi meşruiyetini tartışmaması sanki adil ve demokratik bir seçim yapılmış da kaybedilmiş gibi ülkede bir hava oluşmasına yol açtı. Ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmasına gömüldü Türkiye. Bütün yandaş ve kendisine merkez medya diyen utangaç yandaş medyada sürekli ertesi günden itibaren CHP'deki değişim tartışılmaya başlandı ve o fırsat kaçırıldı. İyi Parti'nin o kumpasa atlamasının, benimle ilgili komple atlamasının nedenleri içinde bizim İyi Parti'nin beşli çete diye bilinen iktidar yanlısı, yandaş sermaye gruplarıyla girdiği ilişki üzerinden yürüttüğü faaliyeti deşifre etmemizdi. Seçimden 2-3 ay evet. önce. Ya tabii seçimden 2-3 ay önce. Biz 1,5 ay kalana kadar Millet İttifakı'nın adayı belli miydi 1,5-2 ay aynen. kalana kadar? Bu bir rezalet. Ve sürekli tartışan, metin üreten, sürekli konuşan, adayı belli olmayan bir ittifak vardı ortada. Ve en sonunda 7 yardımcılı bir şey belirlendi. Aday belirlendi. Ya ben şunu hiç unutmuyorum. Mansur Yavaş gidiyor Topşehir'de mitinglerde konuşuyor. Merak etme biz varız diyor. Seçmene. Ya böyle bir cumhurbaşkanına insanlar güvenir mi? Ben Kılıçdaroğlu'nun büyük bir başarıyla %48 oy aldığını düşünüyorum. Bir de bu ülkede Alevi adaya oy verilmez ön yargısını kırmış durumda. Evet. Kırılmış durumda. Toplumda böyle bir ön yargının olmadığı, bunun toplumun çok küçük bir kesiminin, çok tutucu ve gerici bir kesiminin ya da bir taassup, derin bir taassup içindeki çok dar bir kesiminin tutumu olabileceğini ortaya koydu. Kaldı ki seçim sonuçları adil ve demokratik bir ortamda elde edilmiş değil. Ki geçmişte yani AKP'ye oy vermişler de vardı. Yani aralarında. Bakın, insanlar inanmaz zannediyorsunuz. Ben Silivri cezaevindeyken beni Tekirdağ milletvekili, çok değerli bir milletvekilidir, Nurten Hanım beni ziyaret etmeye geldi. Nurten Yönter, o mecliste Peruğunu çıkaran, kanser tedavisi gördüğü için bir farkındalık yaratmak amacıyla peruğunu çıkartan ve saçları dökülmüş halde meclise hitap eden herkesin de AKP'liler dahil ayakta alkışladığı Nurten Hanım çok değerli bir milletvekildir. Beni ziyaret ettiğinde dedi ki yani ben biliyorum siz, ilk sonuç sizin tutuklanmanız oldu. Biz önce inanamadık dedi. Şeyin Kılıçdaroğlu'nun videosu, montaj videosu yayınlandığı zaman buna kimse kıymet vermez diye düşünüyorduk. Trakya'nın köylerine gittik dedi. Ya bunlar yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Daha demokrat. Yani yani tutuculuğu olmayan, içki içme konusunda son derece rahat, sosyal yaşamın daha rahat olduğu Rumeli kentleri bunlar. Hepimiz biliyoruz. Gitmişler ve biz diyor kadınlarla sohbet ederken Nurten Hanım gördünüz mü demiş bir köylü. Neyi demiş? Kemal Bey demiş, teröristlerle beraber. Nerede? Biz demiş televizyonda gördük. İnsanları hala kısal kesimde televizyonda gördüğünü doğru zannediyor. Önemsiyor bunu. Bir köyde bununla karşılaşınca diyor bunu çok ciddiye almadık. İkincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde karşılaşınca biz harekete geçtik. Genel merkezi vesaire. Ondan sonra cevap vermeye başladılar. Ve zaten sonucu %3, %2-3 yetiyor zaten. Bunlar etkiledi sonucu zaten. Evet. Durum bu. Bu arada biz dolayısıyla Akşener yönetimini, İyi Parti yönetimini suçüstü yakaladığımız için bana saldırdılar. AKP'den daha yoğun bir yoğun şekilde. Bir tanesi bu Musavvat Dervişoğlu. Bu tam troll ya. Troll genel başkan. Utanmıyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin tutuklanması için kampanya yürütmeleri lazım. Yürütüyor. Devlet Bahçeli Öcalan serbest bırakılsın, evet. Gelsin mecliste konuşsun dedi. Ben tecrit kaldırılsın dedim. Çünkü bir hesabı ben gördüm.
benim ulaştığım bilgilerle yine İmralı'dan bir mektup getirmeye kalktılar. Daha önce getirilmedi mi Ali Kemal Özcan? Benim onunla mahkeme devam etti 1-2 yıl. Ne diye? Beni mahkemeye verdi. Ben hangi istihbarat örgütüne çalışıyorum? Ha, yani kimse ailesi ve avukatlar görüşemezken. Yani sen gittin nasıl görüştün de böyle bir mektup getirdin? Hatırlayın Ekrem İmamoğlu için ne demişti? Tarafsız kalın diye Kürt seçmenine bir mektup getirmişti. Şimdi daha sonra biz Ali Kemal Özcan'la Munzur Üniversitesi sosyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi. O zaman doçentti, şimdi profesör oldu. Gerçekten görüşmüş ve görüşmeyi de yazmış. Gitmiş yazmış. Yani bunlar da gizli saklı değil. Ben bir siyasal eleştiri çerçevesinde onları söyledim. Yoksa adamı tanımam, hakaret etmek gibi bir niyetim yok. Sonra da zaten beni devlet gönderdi dedi. Sonra devlet gönderdi dedi. Benim her zaman biz bir röportaj yaptık, yayınladık. Ya Merdan Yanardağ yayınlamaz demiş benim röportajı. Niye yayınlamayalım dedim. Arkadaşlarımız röportaj yaptı, yayınladı. Benim her zaman başvurum var diye süreci değerlendirdi. Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye evet. Başkanı'nın neden tutuklandığına dair değerlendirmeleri var. Bu bir tasfiyedir dedi. Yani bir başka süreç gelişiyor. Ve çok enteresan bir laf bize yaptığı, bize televire verdiği röportajda ki seyircilerimiz bulabilirse okusun, çok enteresan. Mülkücülerle apocular arasında, apocu gençlik arasında bir ittifakla çözülecek dedi bu. Yani DEM Parti ile falan değil, DEM Parti Türk solunun denetimine geçmiş ve ihanet halindeki bir parti diyor. Mesela Ahmet Özer'e diyor ki tasfiye edilir, o zaten diyor CHP'ye gitti, CHP'yi doğruluyor. Yani Kürt hareketiyle bir ilişkisi yok diyor. CHP'ye geçti. Hakikaten 10 yıldır CHP'de. O röportajı yani okuyun. Biz gözden kaçıranlar varsa ben herkese okumasını tavsiye ederim. Şimdi böyle bir tablo olunca ben yeniden böyle bir oyun daha önce böyle bir pratik yaşanınca bir deneyim yaşadığımız için bir yani herkes için uygulanan infaz hukuku Abdullah Öcalan ve İmralı için de uygulanmak durumundadır. O zaman orada siz özel bir hukuk uyguluyorsunuz demektir. Özel bir savaş hukuku uyguluyorsunuz demektir. Yani infaz hukuku eğer bu ülkenin vatandaşları için, bütün için suçlu ilan ettiğiniz ya da mahkemede mahkum olmuş kişiler için, herkes için geçerli ve eşit olarak uygulanacaksa İmralı'da da uygulanmalı. Uygulanmayacaksa bunun neden açıklanmalı? Bir takım disiplin cezaları vererek zannediyorum, yani şekil şartını yerine getirmek için bunu hukuki bir kalıba oturtmaya çalışıyorlar. Ama sonuç olarak ben seçimlere bir müdahale girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu görerek bunu uyardım, kamuoyunu uyardım. İnfial koptu ya. Ya ve önledik, bunu yapamadılar benim o çıkışım nedeniyle. Bunu yapamadılar. Demokrasiler nedir? Suçluların bile haklarının olduğu rejimlerdir, öyle değil mi? Yani ne kadar ağır suç işlerse işlesin insanlarla haftada bir ya da duruma göre 15 günde bir ya da ayda bir eğer disiplin cezası almışsa ya da disiplin cezası bittiği zaman ailesiyle ve avukatıyla görüşme hakkı vardır insanların her halükarda. Ama siz hiç kimseyi görüştürmeyip özel bir ulağa gönderip görüştürüp sonra bir mektupla gelirseniz seçmen iradesine müdahale edersiniz. Kaldı ki o mektuba çok itibar etmediği İstanbul seçmeninin görüldü. Etmedi evet. Başka bir şey, inanmadılar çünkü. Bir kişi geldi, kamuoyunu tanımadığı bir kişi. Zaten diyor ki Abdullah Öcalan beni diyor uyardı. Eğer yanında avukatlar olmazsa, başka kişiler olmazsa inandırıcı olamazsın. Bunun yanında avukatlar olduğu halde açıklamalısın. Başka siyasetçiler, avukatlar da yanında olmalı diye dediği çıktı diyor. Yani benim getirdiğim mektuba kimse inanmadı. Kimse itibar etmedi. Evet. Kimse itibar etmedi. Yani gelelim elektronik meseleye. Şimdi seçimlerde her yöntemi kullanmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani neden CHP'liler sahte oy atarken yakalanmadı da bugüne kadar hep AKP'liler yakalandı? Mesela mahkeme kararları var kağıthane seçimlerinde. Örneğin bazı sandıklarda AKP 40 oy almış, yanına 1-0 eklemişler, 400 oy yapmışlar. Sonra sehven demişler buna mahkemede. Ve mahkeme mahkum etmiş. Kağıthanede en az 8-10 sandıkta mahkeme kararı var. Neden her yerde mesela bir AKP'li yakalanıyor da veyahut bir devlet memuru veyahut bir polis memuru yakalanıyor da bugüne kadar bir CHP'li, bir DEM Partili ya da HDP'li ya da bir Türkiye İşçi Partili yakalanmadı? Niye? Niye biz hiç böyle bir tartışma yürütmedik? O bakımdan bu elektronik oy kullanma konusu Türkiye'de Instagram'ı yasaklayan, sosyal medya kanallarını daraltarak insanların haberleşmesini
önleyen, hatta bunu deprem döneminde bile yaptığı için birçok insanın ölümüne yol açan, yol açtığı iddia edilen, belirtilen diyelim hadi daha temkinli bir dil kullanarak bir iktidarın elektronik oylama yöntemine ben neden inanıyorum? Ya o akşam yaparlarsa bunu. Yani dolayısıyla... Bir de etki ajanlı yasasını ekleyin pakete. Elbette. Şimdi etki ajanlı yasasını oraya bir gelmek lazım. Kombo hayır. Menü oldu. Kombo şimdi, menü. Son sözleri bakın, etki ajanlı burada şöyle bir ifade var. Bakın Türk Ceza Kanunu'nun 339. maddesi. Bu madde neyi düzenliyor? Devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine suçları düzenliyor. Burada bir ek madde koyuyorlar. 339'a A düzenleme aynen şöyle. Devletin güvenliği veya iç ve biz o, belli bir yasal sınırlar içinde bunu yapıyoruz. Ama size yapabilirler. Bunun önünde bir engel yasal sınırlar içinde yapmıyoruz diyor bence. Yani o da olabilir. Çünkü.